Şimdi PKK'nın yönetiminde lider kadrosuna değişiklikler oldu. Az önce haberimizde de verdik. Yalçın Akdoğan da bugün köşesine taşımış. Öcalan'ın örgüt üzerindeki hakimiyetinin kanıtıdır diyor bu değişiklik için. Sayın Metiner, sizinle başlayalım. İstanbul'dan başlayalım. Şimdi Cemil Bayık geldi. Bu değişikliğin anlamı nedir? Gerçekten çözüm sürecini nasıl etkilersiniz, nasıl görüyorsunuz? Sayın Akdoğan'a katılıyor musunuz bu anlamda? Kesinlikle Akdoğan'ın söylediklerine katılıyorum. Çok anlamlı ve değerli bir analiz. Süreci başlatanlardan biri de Öcalan'dır. Dolayısıyla Öcalan'ın talimatıyla gerçekleştirilen bir yeniden yapılanma sürecinin, sürecin bizatihi kendisine zarar vereceğini düşünmek fazlasıyla komplocu bir yaklaşım olur. Bu aşamada herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Çünkü Kandil'deki değişim Öcalan'a rağmen gerçekleştirilmiş bir değişim değildir. Öcalan'ın talimatıyla gerçekleştirilmiş, bilahare Kandil'in de bir kısım önerileriyle olgunlaştırılmış bir yeniden yapılanma sürecidir. Askeri güçlerin başına Öcalan'ın son derece güvendiği Kara Yılan'ın getirmiş olması, bir takım provokasyonlar, olası provokasyonların önlenmesi açısından önemlidir. Cemil Bayık'ın zaten örgüt içerisindeki liderlik pozisyonu eskiden beri biliniyordu. Yani siyasi liderlik Öcalan'dan sonra büyük ölçüde Cemil Bayık'ın şahsında kristalize olmuş bir olguydu. Bu sadece görünürlük kazandı ama eş başkanlık sistemi getirildi. Ben bu değişikliğin çözüm sürecine rağmen çözüm sürecini sabote edecek bir biçimde ortaya çıkmış bir değişim olduğu kanaatinde değilim. Tam tersine sürecin olumlu yöne doğru evrilmesini tetikleyecek olan bir değişimdir. Öyle temenni ediyoruz. Eğer İmralı'da Öcalan'la yapılan görüşmelerde bir tıkanma olmazsa Öcalan iradesine Kandil'in hiçbir şekilde itiraz etmeyeceği kanaatindeyim. Bütün mesele İmralı'da Öcalan'la yapılan görüşmelerde. Orada da bir tıkanma Peki. söz konusu değil. Sayın Tanrıkulu'ya da aynı soruyu sorayım. Sayın Tanrıkulu, siz ne dersiniz? PKK'nın içinde bir aslında Öcalan'ın gücünü telkin ettiğini mi gösterir bu yönetim değişikliği? Zaman zaman Karayılan'ın başka açıklamaları da oluyordu. Nasıl yorumlamak lazım ve çözüm sürecine katkısı nasıl olur? Yani ben şahsen Sayın Akdoğan'ın sahip olduğu bilgilere sahip değilim. Sayın Akdoğan Başbakan'ın baş danışmanı. Dolayısıyla devletin sahip olduğu bütün bilgilerin aynı zamanda sahibi. Hangi istihbari bilgiler var, hangi istihbari bilgiler yok, o konuda bir bilgi sahibi değilim. Gazete bilgileriyle bir yorum yapmak istemiyorum. Biz sorunun, Türkiye'deki Kürt meselesinin öteden beri ifade etmeye çalışıyoruz. Güvenlik politikalarıyla çözülmediği görüşündeyiz. Örgütün nihai olarak siyasi hale gelmesini ve silahın kesinlikle bu sorunun çözümünde dışlanması gerektiği görüşündeyiz. Bu amaca hizmet eden ne varsa oluyor zaten. Bizim derdimiz Türkiye'nin bu meselesini demokrasiyle, özgürlükle, adaletle çözmektir. Çalışmamızı buna göre yapıyoruz. Yoksa kim çıkmış, nasıl çıkmamış, ne zaman çıkmış, kaç kişi çıkmış. Yani devletin güvenlik güçleriyle, devletin istihbaratıyla örgüt arasındaki ilişkilerdir. Bu konuda gazete bilgileriyle bir yorum yapmak istemem ben. Bir şey söylememe Buyurun. İzin verir misiniz? Bakınız, eğer devletin, hükümetin bilgisi dahilinde olmayan bir gelişme söz konusu olmuş olsaydı, asla Öcalan'ın Kandil'e giden mektuplarına izin verilmezdi. Yani bu Kandil'deki değişim, KCK, PKK içindeki değişim, devletin, hükümetin bilgisi dahilinde olan. Çünkü Öcalan'ın mektupları üzerinden giden talimatlar bunlar. Şayet sürece zarar veren bir durum olmuş olsaydı, Türkiye toplumu müşteri olsun, asla devlet, hükümet yetkilileri böyle bir mektubun, böyle bir talimatın gitmesine izin vermezdi. Peki Sayın Tanrıkulu? Yani örgütü şu anda devlet mi yönetiyor? Yani tam anlayamadım. Devletin bilgisi dahilinde. Tabii ki yani Öcalan'la görüşen devlet yetkilileri ve Öcalan'ın kaleme almış olduğu mektuplar sonuçta devletin oradaki yetkililerinin yani bilgisi onayı dahilinde. Örgütü devlet. Yani bu çok vahim bir şey. Vahim bir şey değil. Yanlış anlaşılmayı mucip bir durum da yok. Şunu söylüyoruz. Bir, Öcalan'ın sürdürmekte kararlı olduğu bir süreç var. Kimin geleceğine devlet rıza mı gösteriyor beraber hayır, mi tayin ediyorlar? Hayır. Devletin bilgisi dahilinde olan bir şeydir bu diyorum. Çünkü Öcalan'ın mektupları birinci elden zaten devletin bildiği mektuplardır. Diyelim ki süreci torpilleyecek bilgiler içeriyor olsun.
Yani bunun dışarıya çıkması mümkün olabilir mi? Yani bu yönetim değişikliği birdenbire olmadı diyorsunuz o anlamda. Yani sürece zarar veren nitelikte bir değişim değildir. Başka türlüsünü düşünmek komploculuk olur. Şunu düşünelim hemen, hafızalarımızı yoklayalım. Daha önce Cemil Bayık yakalanmıştı İran Pejak operasyonları çerçevesinde. Yakalandığı duyuruldu daha doğrusu, özür diliyorum Karayılan'ın. Yapılan pazarlıklarla da Karayılan'ın serbest kaldığı söylenmişti. Bu olayda Cemil Bayık'ın İran lehine devrede olduğu söylenmişti. Şimdi Cemil Bayık yönetime geldi. Acaba PKK İran, Suriye eksenine mi girmiş oluyor? Oraya mı çekilmek isteniyor? Sayın Metin. Ben kesinlikle böyle düşünmüyorum. Yani süreç devam ettiği sürece PKK, Kandil, Avrupa bütünüyle Öcalan'ın kontrolündedir. Kuşkusuz örgüte sızmak isteyen başkaca ülkelerin istihbarat örgütleri olabilir. Ama ben Öcalan'ın buna izin vereceği kanaatinde değilim. Yani Cemil Bayık'ın İran adamı olduğu, Karayılan'ın bilmem hangi ülkenin adamı olduğu iddiası çok kategorik bir yaklaşımdır. Örgüt savaş pozisyonuna göre zaman zaman çeşitli ülkelerle temaslar geliştiriyor, işbirlikleri geliştiriyor. Ama şu an o ülkelerle Türkiye aleyhinde bir işbirliği geliştirecek pozisyonda değil. Dediğim gibi örgütüne başka sızmalar da önlemek için Öcalan almış olduğu bir ön tedbirdir bu. Hı hı. Değişimin bütünüyle kendi kontrolünde gerçekleştirildiği ve örgütün de bütünüyle kendi kontrolünde olduğunu gösteren bir durumdur. Bunun Türkiye'de yürüyen çözüm süreci açısından çok önemli bir olgu olduğu kanaatindeyim. Aksi takdirde Cemil Bayık'la birlikte İran'ın PKK üzerindeki nüfuzunun arttığını söylemek doğru bir iddia değildir. Veyahut da Suriye'nin nüfuzun arttığını iddia etmek doğru değildir ama PKK bu süreçte konjonktürel nedenlerle de Suriye'nin kuzeyiyle yani Suriye Kürdistan'ıyla çok daha fazla ilgilenmek durumunda kalacaktır. İçindeki Suriyeli unsurları Suriye'nin kuzeyine kaydırarak orada çok ciddi somut kazanımlar elde etme arayışına girecektir. Ama dediğim gibi yani sürecin bozulması halinde tabii ki İran-Suriye denklemi başka denklemler devreye girebilir. Ama bu aşamada böyle bir olasılık görmüyoruz. Çözüm süreci başarıyla devam ediyor. Sayın Tanrıkulu siz ne dersiniz? Böyle bir değişim, bir yakınlaşma var mı PKK'nın İran-Suriye çizgisine dair? Yani ben geçmişe de baksanız yani hiç bu konularda bir yorum yapmam. Bilgi sahibi olmadan yorum yapmaya doğru bulmam. Biz örgütün çekilmesi, çekilmemesi... Şuraya yakınlığı, buraya yakınlığından daha öte. Bu, gerçekten bu bilgilere sahip değiliz. Yani sağda solda okuduğumuz bilgiler var. Yani açık bilgiler var ama onlar üzerinden bir yorum yapma durumunda değilim ben. Yorum da yapmam. Bizim ilgili olmamız gereken taraf şudur. Gerçekten 7 aydır, 8 aydır Türkiye'de insanlar yaşamını yitirmiyor. Ölümden olmadığı bir ortam var. Peki Sayın Tanrıkulu o zaman size şunu sorayım. Evet, bu ortamı nasıl kalıcı hale getirebiliriz? Örgütten bağımsız olarak. Evet. Nasıl kalıcı hale getiririz? Sizin gözlemlerinizle. Ne yapmamız lazım? Sizin gözlemlerinizle evet, CHP'de bu konuda adımlar attı. O da dolaşıyor. Yani CHP de dolaşıyor kendi içinde çözüm sürecine yönelik. Yani ne noktada şu anda çözüm süreci sizce? Şimdi bakın yani 4 aşama olduğu başlangıçta ifade edildi. İşte birinci aşama bitti bitmedi tartışması yapılıyor. Daha önce Sayın Başbakan %15 çıktı, %20 çıkmadı. Şu kadar insan çıktı, hastalar çıktı, gençler çıktı, ondan sonra yaşlılar çıktı falan. Yani bence bu tartışmadan daha öte gerçekten de yurttaşlarımızı yani kendisini bu sorunla ilgili hisseden yurttaşlarımızı gerçekten nasıl demokrasiyle, özgürlükle bu cumhuriyete yeniden bir aidiyet duygusuna bağlarız. Demokrasiyi nasıl güçlendiririz? Ve gerçekten de yurttaşlarımız elinin tersiyle şiddeti iterler ve şiddetin karşısında dururlar. Bunu nasıl becerebiliriz? Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu konuşmalıyız. Biz öteden beri şunu savunmaya çalışıyoruz. Gerçekten anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin Kürt meselesi bir demokrasi eksikliği meselesidir. Bu demokrasi eksikliği meselesini birileriyle pazarlık yapmadan, yurttaşlarımıza pazarlık yapmadan oturacağız. Mecliste gerçekten yapmamız lazım. Yani bunun birilerinin çıkmasıyla, çıkmamasıyla ilgili olmaması lazım. 30 yıldır şunu savunduk. Yani hep şu söylendi bize, biz de karşı durduk. Efendim terör var, demokrasi olmaz, adım atılmaz. Adım atarsak taviz vermiş oluruz. Efendim çatışma var, olmaz. Şimdi olmaz, şimdi olmaz, şimdi olmaz. Bugüne kadar geldik. Bugün de
Yani şu, yarım ağızda şu söyleniyor, efendim daha çıkmadılar, birinci aşama bitmedi. Biz Haziran'dan, Ocak'tan beri mecliste ne yaptık? Yani şimdi seçim barajının düşmesi, siyasi partilere yardım, tam bir eksik ifade özgürlüğü, TMK'da yani terörle mücadele yasasında, ceza muhakemesi yasasında, TCK'da yapılan değişiklikler bir yerlerin çıkmasına bağlı değil ki. Böyle olmaması lazım en azından. Benim demokrasi anlayışım, partimizin yaklaşımı böyle, yani bunu kabul etmez, etmiyoruz da. O yüzden de bakın bu dönem, 24. dönem, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin mecliste yaptığı yasama çalışmaları var ve bu sorunla doğrudan bağlantılı konularla ilgili. Sayın Tanrıkulu, dün de cumartesi günü de, bakın cumartesi günü de yayın haline getirdik ve bastırdık. Bütün Türkiye'ye gönderdik. Hiç bir yerde bir toplantı yapmaya, 8-9 tane danışmanın, başbakan yardımcının bir araya gelmesine bana göre gerek yok. Bana göre. Burada hepsi var. Teker teker hepsini okuyabiliriz. Sayın Metin Erde hak verecektir. İktidarı da paylaştınız mı efendim onu başkalarıyla? Bir somut, evet, paylaştık. Şey, bir iki şey bakın, söyleyeyim Sayın Metinler'in de ekleyecekleri somut, varmış Sayın Tanrıkulu. Sevgili Tanrıkulu, bir iki şey söyleyeyim. Şunu söyleyin de bakın. Bir siz şey, o kitapçıktaki talepleri iletin, o talepler üzerinden konuşalım. Ama biz AK tamam, Parti bakın. Olarak Kürt meselesini bir demokrasi meselesi olarak görüyoruz. Dolayısıyla bizim kitabımızda pazarlık söz konusu değil. Vatandaşlarımızın gasp edilen, esirgenen haklarını vermek konusunda hiç kimseyle bugüne kadar pazarlık yapmadık. Bundan sonra da pazarlık yapmayız. O zaman TRT, neyi bekliyoruz? Müsaade edin. TRT Şeşi açtığımızda çözüm süreci mi vardı? Üniversitelerde Kürt Dili ve Edebiyatı bölümleri, Kürtoloji Enstitüleri açtığımız zaman pazarlık süreci mi vardı, çözüm süreci mi vardı? Onların hepsini veya bizim Kürtçe, oldu. Ben Kürtçe, size. Kürtçe seçmeli dersler konusunda sizin hiçbir katkınız olmadı. Mahkemelerde Türkçenin dışında başka dillerde de savunma yapılabilmesi konusunda sizin parti sözcüleriniz mecliste MHP'den daha aşırı ulusalcı bir dil kullandılar. Bu bölücülüktür dediler, karşı çıktılar. Burada, yapmayınız burada, lütfen. Bakın, Sayın Tanrıkulu. Bakın burada bakın İnsan Hakları Komisyonu'na ana dille savunma ile ilgili olarak duruşmada dili bilmeyen insanların diliyle ilgili olarak yaptığımız İnsan Hakları Komisyonu'na yaptığımız öneri var. Bu öneri bakın İnsan Hakları Komisyonu'na verilen öneridir. İnsan Hakları Komisyonu'nun iki üyesinin imzası vardır altında ve şu anda gerçekleşen öneriden çok daha ileridir. Peki CHP'li sözcülerin dinleyin bir dakika. Sayın Tanrıkulu, CHP'li sözcülerin genel kurulda... Ama bakın, benim lafımı lütfen kesmeyin. Ama benim siz doğru bir bilgi aktarmıyorsunuz. Bir saniye. Bakın burada bilgisi var bakın. Burada bilgisi var bakın. İnsan Hakları Komisyonu'na giderseniz meclise, Adalet Komisyonu'na giderseniz... İnsan Hakları Komisyonu Adalet Komisyonu'nda bu yasayla bakın, bu yasayla ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi yazılı önerisi budur. Soruşturmanın ve kovuşturmanın her aşamasında ücretsiz tercüman atanması önerisi yazılı bir biçimde komisyona verilmiştir. Bizim arkadaşlarımız içerisinde farklı görüşlü olanlar olabilir ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi görüşü burada ifade edilen bu, bunu görüştür. Bir başka şey yapalım evet, mı? Evet Sayın Tanrıkulu, ben araya Hayır. gelip şunu sorayım. Cumhuriyet Halk Partisi şunu adına bakın, meclis genel kurulunda konuşan bütün sözcüler bizim mahkemelerde Türkçenin dışında başka bir dilde savunma hakkını tanıyan yasa arkadaşlar, teklifimize bak, şimdi, bölücülük diye karşı çıktılar. Tartışma. Tutanaklarda vardır. Tanrıkulu aksini iddia ediyorsa hemen yarın fazla uzak değil. Fikir değiştirir bu stüdyoda gene o tutanakların önüne koyarak konuşabiliriz. Bakın ben insan hakları Sayın Metinler İnsan Hakları Komisyonu'na yani tarih komisyon olarak Adalet Komisyonu'na gitmeden önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin yazılı önerisini burada gösteriyorum. O zaman birden fazla yazın Cumhuriyet Halk Partisi var. Neyse şimdi bakın burada yazın. Şimdi şunu söyleyeceğim. Şimdi bunları yapmak için o zaman niye bekledik? Ben teker teker okuyayım size. Seçim barajının düşürülmesi Kürt meselesiyle bağlantılı değil alakası mi? Yok. Hayır. Hiç alakalı değil. Değil mi? Hiç alakalı değil. Kürt meselesiyle bağlantılı değil mi? Yani seçim barajı yüksek olduğu için mi ülke gençleri daha çıktılar? Şimdi o noktada sormak istiyorum. Sayın Tanrıkulu, izninizle birazcık konuda dağılıyor. Lütfen müsaade ediniz. Hayır bakın bunları söylemem lazım. Eğer izin vermeyecekseniz, sözümü kesecekseniz olmaz. Peki siz o zaman lütfen çok kısaca alalım söylemek istediklerinizi. Kürt meselesinin, Türkiye'de çözümün Kürt meselesinin nerede olabileceğini tartışıyoruz. Yoksa örgüt çıkmış çıkmamış bizimle ilgili mesele değil ki. Kim çıkmış? Elimizde sayaç yok. Devletin gümrük kapısından çıkmıyorlar. Kaç kişi çıkmış bilmeyiz. Onu
İktidar partisi bilir, onu bilmeyiz ama biz sorunun nasıl çözüleceği noktasında görüşlerimizi söylüyoruz. Bakın bir, seçim barajı Kürt meselesiyle ilgili değilmiş. Tamam, bunu bir tarafa bıraktık. Siyasette dil yasakları. Tüm siyasi partilere eşit hazine yardımı. Korucuların başka alanlarda istihdamı. Hiçbirisi yani. Değiştirilen isimlerin eski adlarıyla birlikte kullanılması. Travma yaratan isimlerin değiştirilmesi. Diyarbakır cezaevinin müze olması. Ne alakası var? Nevruz'un bayram ilan edilmesi. Halepçe katliamının meclisle tanınması. Köye dönüş yasasının yeniden düzenlenmesi. Ne alakası var? Eksiksiz bir ifade özgürlüğü. Yasaksız bir toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğü. Orantısız güç kullanımının engellenmesi. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılması. Tutuklamaya bir sınırlama getirilmesi. Yasa dışı dinlemelerin önlenmesi. Biz bunların demokrasiyle bir ilgisi yok mu? Demokrasiyle alakası var ama Kürt meselesiyle, çözüm süreciyle doğrudan alakalı konular değil bunlar Sayın Tanrıkulu. Hiçbir tanesi değil o zaman. Ben müsaade edin bu taleplerinizle ilgili yani şey yapayım. Yani ben insaf diyorum ya o zaman. Müsaade eder misiniz? Gerçekten insaf diyorum. Sayın Tanrıkulu, Sayın Metin Erdem'i yani dinleyelim. Söyleyeceklerinizi söyleyelim. Müsaade eder misiniz? Hayal paket dediğinde ne çıkacak merak ediyorum. Müsaade eder misiniz? Sayın Tanrıkulu lütfen rica ediyorum. Bunlar demokratikleşmeyle ilgili ve mutlaka olması gereken. Yani düşüncenin önünde engeller varsa bütünüyle toplanma göster. Bunlar demokrasiyle ilgili, Kürt meselesiyle ilgili değil. Seçim barajı yüksek olduğu için gençler daha çıkmadılar. Yerel yönetimler daha az yetkili olduğu için gençler daha çıkmadılar. Bağımsız Kürdistan için daha çıktılar. Eski Türkiye'de daha çıktılar. Şimdi dağda kalmalarını gerektiren bir amaçları yok. Dolayısıyla dağda kalmalarını gerektiren hiçbir amaçları yokken hala dağda bulunan, zaman zaman başka ülkelerin de oyununa gelerek Türkiye'ye karşı düşman bir güç olarak kullanılan bu ülke vatandaşlarını yeniden topluma nasıl kazandırabiliriz? Çözüm sürecinin önemi bu. İki, fikirlerin özgürce konuşulabildiği, siyasetin özgürce yapılabildiği bir sürecin önünü açmak. Yani BDP'nin taleplerini AK Parti üzerinden gördürebileceği ve de CHP'nin kendi taleplerini AK Parti üzerinden gördürebileceği bir sürecin adı değildir. Demokratikleşme ayrı bir perspektiftir. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi bakınız, siyasette dil yasağı diyor. Kaldıralım. Ben Sezgin Tanrıkulu'nun iyi niyetinden asla kuşku duymuyorum. İnsan Hakları Komisyonu üyesiyim. Evet, öyle bir teklif verdiler. Ama biz yasa teklifi olarak meclise getirdiğimizde CHP'lilerin orada MHP'den çok da aşırı ulusalcı bir dil kullanarak nasıl bu kanun teklifimize karşı çıktıkları meclisin tutanaklarında var. Onu lütfen da görsünler Sayın Tanrıkulu. Bir diğer konu, kurucular meselesi doğrudur, çözüm süreciyle alakalıdır. Silahlar toprağa gömüldüğünde, demokratik siyasetin önü ardına kadar açıldığında zaten kuruculuk sistemi lağvedilecektir. Bu hükümetimizin zaten yapacağını söylediği şeylerdir. Cezaevinin müze yapılması. Ya Allah aşkına bunun Kürt meselesinin çözümüyle, çözüm sürecinin bizatihi kendisiyle ne alakası vardır? Köye dönüş. Çok alakası var. Çok hiç alakası yok. Bakın, çok alakası ha var. Biz bu öneriye anlatayım karşı olduğumuz için söylemiyorum. Cezaevi müzede yapılabilir, başka bir şey de yapılabilir. Ama bunun doğrudan bu gençleri dağa çıkartan koşullarla bir alakası yok. Yani Cumhuriyet kesinlikle Halk Partisi, vardır. Cumhuriyet Halk Partisi, vardır. Cumhuriyet Halk Partisi, hazine yardımı bu düzeltilebilir. Bu düzeltilebilir ama bu Kürt meselesiyle. Kürt meselesi nedir? Ya siyasetin koşullarını eşit hale getirmezseniz, barajı düşürmezseniz, insanlar kendisini... Hayır, bütün bunları düşünüyoruz. Bütün bunları vatandaşlarımızın sahip olması gereken hak ve özgürlüklerin hepsini vermeyi AK Parti olarak taahhüt etmiş bir iktidarız biz. Çünkü biz hür ve eşit vatandaşlık rejimine inanıyoruz. Demokrasi anlayışımız bu. Bir Türk vatandaşımız hangi hakka sahipse, bir Kürt vatandaşımız da aynı hakka, bir Arap vatandaşımız da aynı hakka sahip olacaktır. Demokratik özgürlükçü yine anayasa anlayışımızın özünde bu hür ve eşit vatandaşlık yatıyor. Ama burada Kürt meselesini doğrudan ilgilendiren konu şudur. Bakınız, Sayın Tanrıkulu bağışlasınlar ama Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetinin yaratmış olduğu red, inkar, asimilasyon politikalarıyla oluşmuş olan ya, bir sorun. Ya Cumhuriyet Halk Partisi sorun. 60 yıldır iktidarda değil ya. İnsaf edin ya. Şimdi ben şunu sormak vallahi istiyorum. İzninizle. Ya. Şimdi AK Parti Diyarbakır Milletvekili... 60 yıldır. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensaroğlu'nun açıklamaları 19... oldu. Daha çıkışla ilgili Sayın Tanrıkulu biraz dağılıyor konu. Yani CHP daha değerli toplu, daha Kürt meselesiyle biraz daha ileriye bakalım. Öneriler getirsinler. Birlikte geçirelim. Peki bunu işte. O önerileri ayrıca değerlendirelim. İzninizle oraya bir virgül koyalım şimdilik. Galip Ensaroğlu'nun Sayın Metiner bunu size postalayacağım. Galip Ensaroğlu'nun... Odanıza bırakacağım bunu. Sen CHP içindeki netleşmeyi sağla. Keşke herkes senin gibi düşünse CHP'de.
Şimdi Galip Ensaroğlu'nun açıklamaları var. Çözüm sürecinin başlamasından bu yana 2200 kişinin dağa çıktığını söyledi. Şimdi bunu nasıl değerlendirmek lazım Sayın Metiner? Evet, dağa çıkışların hızlandığı noktasında bir istihbarat bilgisi var. Doğrudur. Daha çok siyasi eğitim, siyasallaşma sürecinde PKK kadrolarının siyasi eğitimleriyle alakalı olduğu söyleniyor. Ama biz dağdan insanları indirmek istediğimiz bir dönemde PKK'nın dağa insan çıkartmasını doğrusu çözüm sürecinin ruhuyla bağdaştırmıyoruz. Bu dönemde gündeme gelmesi gereken konular değil bunlar. Neden geldi sizce? Neden geliyor? Bakınız, çözüm sürecinin nihai amacı nedir? Dağdakileri topluma yeniden kazandırmak, dağı boşaltmak. Evet. Şimdi siz dağı tekrar doldurursanız ve bu Türkiye kamuoyuna bu şekilde yansırsa, bu çözüm sürecini sabote etmek isteyenlerin değirmenine su taşımak anlamına gelir. Veya da Hakkari'de sanki yerel milis silahlı güçler PKK'nın güvenliği sağlıyormuş algısını yaratacak fotoğraflar, resimler verirseniz bu olmaz. Ve de Diyarbakır'daki şehitlik diye tabir ettikleri yerdeki görüntüler. PKK, BDP canibi çözüm süreci konusunda herkesten daha fazla duyarlı olmak zorunda. Kürt mahallesini tatmin etmeye dönük söylemler Türk tarafını tetikler. Asas PKK'nın, BDP'nin Türk tarafını tatmin edecek bir siyaset izlemesi gerekiyor. Bu konuda henüz duyarlı davrandıkları kanaatinde değilim. BDP çok ciddi bir söylem değişikliği yaptı. Kendi tabanına hakim olmaya çalışıyor. Ama savaş koşullarında büyümüş bir nesil var. Dolayısıyla yer yer marjinal, yer yer söz geçiremediği unsurlar var. Ama PKK'nın, BDP'nin bu süreçte o Türkiye toplumunu rahatsız edecek, belki de çözüm sürecini sabote edecek gelişmelere kafa aralayacak olgulara da dur demesi gerekiyor. Yani çözüm sürecinin diline uygun bir biçimde, o eski savaş döneminin diline uygun bir biçimde kendini konumlandıran BDP'nin veya da Kandil'in artık çözüm sürecinin ruhuna, diline uygun bir biçimde kendini konumlandırması gerekiyor. Ama ben dediğim gibi yani bu süreçte bu tür haberlerin gündeme gelmesi bile çözüm sürecine zarar veriyor. Çünkü biz dağı boşaltmaya çalışıyoruz. Dağdaki unsurları, bu ülkenin vatandaşlarını tekrar topluma kazandırmayı düşünürken tekrar dağın başka bir gerekçeyle de olsa seçenek olarak gösterilmesi, adres olarak gösterilmesi çözüm sürecinin ruhuyla bağdaşmaz diye düşünüyorum. Sayın Tanrıkol, siz ne eklersiniz buna? Aynı zamanda işte şantiyeler basılıyor, işçiler kaçırılıyor, bu haberler de var. Lice'de açılan PKK mezarlığı var. Bunlar yol kazası mıdır? Bunları sık sık duyacağız. Bu tarz provokasyonlara hazırlıklı olmalıyız diyen yazarlar da var, yorumlar da var. Siz ne dersiniz? Yani 100 yılın sorununu, son 30 yılın da büyük travmasını böyle işte gözlerimiz kapandı, akşam uyuduk, sabah uyandık, çözüldü gibi bir şey yok. Yani sonuçta şiddete çok yatkın bir gençlik var, şiddete çok yatkın. Evet. Şiddeti bir oyun gibi gören bir kuşak var. Yani böyle bir kuşakla karşı karşıyayız. O nedenle yani şimdi ben özellikle bu süreci güvence altına alacak demokratik adımları atmalıyız ve insanlara güven vermeliyiz. Benim demem odur. Yoksa işte aradan 7-8 aylık zaman geçti. Niye bu mecliste gerçekten insanları bu sürece güvendirecek, inandıracak adımları atamadık? Ne İşte meclis tatile girdi. Şimdi tatile girdiği gibi toplansın deniyor. Sayın Tanrıkulu, hem ne adım atmalıyız diyor. Niye Sayın Metiner, hem de BDP'yi az önce dediniz. O güveni veremediğini söylemişti Sayın Metiner. Bakın ben şöyle bir şey, bakın siyasi barışı inşa etmek zordur. 7'den 70'e bütün yurttaşlarımızın, bütün siyasi eğilimlerin, bütün siyasi partilerin hem diline hem de verdikleri fotoğrafa dikkat etmesi lazım. Türkiye'de yanlış şey yok. Yani sadece Kürtler yok, sadece Türkler de yok. Eğer beraber yaşayacaksak, bir arada yaşayacaksak herkes herkesin hassasiyetine dikkat edecek. Verdiği fotoğrafa, vereceği fotoğrafın yaratığı etkilerini kalmayacak. Yalnız ben BDP'yi suçlamıyorum. Barış, ben BDP'yi suçlamıyorum. Barış ancak bu şekilde inşa edilir. Ben BDP'nin bu süreçte anlamlı bir aktör olarak nasıl yapması gerektiğini söylüyorum. Yani eksik kaldığını söylüyorum. Çünkü suçlama dili çözüm sürecine zarar verir. Ne çözüm sürecinin partnerlerinin birbirlerine karşı suçlayıcı bir dil kullanmamaları çok önemli. Yani hükümet adım at.
Yani hükümet zaten gerekli adımları atmak için hazırlıklarını tamamlamış durumda. Evet. Bunu kendileri de biliyor, herkes de biliyor ama BDP burada şöyle bir siyasal fırsatçılık yapıyor. Ben yapayım, hükümet zaten adımları atacak, bak bunu bir siyasal şeye dönüştüreyim. Ya buna gerek yok. Bence Kürt meselesinin çözümü, ya kim yaparsa PKK meselesinin ya, çözümü. Bunu bir... Bakınız, Sayın Metin Erdi, bir şey Sayın söyleyeyim. Kuluna bir şey söyleyeyim sevgili Sezgin. Kestik. Bakınız, sürecin siyasetini yapalım. Ama süreç üzerinden siyaset yapmayalım. Bu sorun çözülsün. Ne şekilde çözülürse ya, çözülsün. Önemli olan budur. Bu anlayışta siyaset ya yapmakla... Allah'ını seversen çözün kardeşim. Bütün kazanıcı sahip olsun. Güvenim olmasın. Bütün gelin birlikte çözelim. Hep birlikte. Kardeşim. Türkiye'nin olsun. Siz niye kaçıyorsunuz sevgili Tanrıkulu? Niye kaçalım? Bak burada bak. Buradaki listeye bir bak. Bir bak. Var mı mesela orada? Ana dille ilgili bir şey var mı? İşte siyasette dil yasakları var hepsi. Siyasette değil, eğitim öğretimde ana dille ilgili var mı? Anayasanın dışında ne varsa gelin çözelim. Anayasa süreci yürüyor. CHP ana dilde eğitime anayasanın var mı dışında mesela? Bakın şöyle bir şey bakın bu işi yokuşa sürmektir. Gerçekten işi yokuşa sürmektir. Anayasa süreci yürümüyor mu? Ne çıkacağı belli mi oradan? Anayasa buyurun süreci dışında anayasayı birlikte değiştirelim. Yok mu? Anayasayı hayır, birlikte hayır, değiştirelim. Mevzuatta. Bakın Sayın Metinler bakın. Bir dakika dinleyin lütfen. Bir dakika dinleyin. Dinliyorum ben sizi. Bir dakika dinleyin. Evet. Anayasa süreci kendi dinamiği içerisinde devam ediyor. Ana dil meselesi, vatandaşlık meselesi anayasa meselesidir. Peki bundan önce yapacaklar yok mu? Niye milletvekilleri hapiste? Böyle bir jesti yapamaz mıyız biz? 8 tane milletvekili hapiste, yargıya rağmen içerideler. İnsanlara güven veremez miyiz? İşte Anayasa Mahkemesi 5 yılı iptal etti. Sayın Bekir Bozdağ yasa yapmayana kadar çıkamazlar dedi. Mahkeme bunu emir telakki etti. Bu kadar insanın hapiste olduğu bir dönemde nasıl barışı güvence altına alacaksınız? Nasıl güven yaratacaksınız? Şimdi bana söyler misiniz? Şimdi biz nasıl güven yaratacaksınız? Siyasetçilerin... Hem dağdan in diyeceksiniz, hem belediye başkanları, milletvekilleri, peki, siyasetçiler hepsi hapiste olacaklar. Ama 500'den siz... fazla bir biçimde. Şimdi bunlar tabii... Niye bunları değiştirmiyoruz? Keşke bunların bunları hepsini... Bunları değiştirmek için... CHP'nin bütün yetkilileri de söylemiş için... olsaydı. CHP'nin paradoksu burada. Ya söylüyoruz bakın. Hayır. Ya gerçekten herhalde kendimizi yakmamız lazım ya. Hayır kendinizi yakmayın. Gerçekten ben size bir soru ya sorayım. Ben size bir bakın, soru sorayım cevap verin. Şurada ne var? Bakın, Sayın Tanrıkulu. Bakın, şurada ne var? Sayın Tanrıkulu. Bir soru sorayım bakın, cevap verin. Var? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mührü var. Sayın Tanrıkulu. Peki zaten süremizi de tamamladık. Bir, evet, ana dilde eğitim konusunda CHP'nin görüşü nedir? İki, vatandaşlık tanımı konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşü nedir? Bakın, madem ki Türk meselesi konusunda bu kadar duyarlısınız. Evet, işi yokuşa sürüyorsunuz. Bakın burada buyurun, söyleyin, görüşünüzü başbakana söyleyin. Peki. Yerel yönetimler, bakın. Yerel yönetimler özellikle şartındaki çekinceleri niye... Ya görüşünüzü söylemekten kaçınıyorsunuz. Niye? Hayır, niye kaçınıyorsunuz? Buyurun, ben söyleyin. Yazıyor, bakın. Yarın size göndereceğim bütün bunları. Ya buyurun söyleyin, Türkiye bizi izliyor şu an. Bakın. De ki vatandaşlık tanımımız bu. De ki ana dilde eğitim meselesinde şöyle düşünüyoruz. Eşit yurttaşlıktan yanayız. Eşit yurttaşlıktan Allah yanayız. Eşit anayasal yurttaşlıktan yanayız. Ve peki, çözümün yol haritası da hayal falan paket değil, burada yazılı. O pakette hiçbir şey yok. Kürt meselesinin çözümüyle ilgili, PKK meselesinin çözümüyle ilgili hiçbir şey yok. Peki, Sayın Tanrıkulu, Sayın Metiner, çok teşekkür ediyoruz yanımıza katıldığınız için. Zira süremizi de tamamladık. Çözüm sürecinin de gelinen noktayı değerlendirmeye çalıştık. Güne Bakış'ın böylece ilk dilimini noktalayacağız. Saat başına tekrar karşınızdayız efendim.